Yeni konulduğumuz bu hücreye ilk 20 günde 34 tamirci geldi. Hücreleri kanalizasyon bastı. Yapılan tamirattan sonra müteahhit geldi, başka eksik var mı diye sordu. Ben de bu şekilde neden cezaevine teslim ettiniz dedim. O da biz cezaevini teslim etmedik ki diye cevap verdi. Silivri cezaevini müteahhitten tutuklular teslim aldı. Tutuklu sanık emekli albay Mustafa Levent Göktaş da cezaevi koşullarına vurgu yaptı. 3 metre 44 santimlik bir hücrede kaldığını söyleyen Göktaş, biz bu ortamda yemek yiyoruz, televizyon izliyoruz, savunma hazırlıyoruz hem de yaşamaya çalışıyoruz şeklinde konuştu. Göktaş savunmasındaysa kötü niyetli kişiler savcılık ifademi değiştirdiği iddiasında bulundu. Göktaş, 51 nolu DVD bana ait değildir, içindeki gizli belge ve belgeler hakkında açıklamalar yapmak istiyorum beyanının kendisine ait olmadığını belirterek, cümlenin başında bana ait olmadığını söylediğim bir DVD için, cümlenin devamında bana ait değil ama yine de ben size içindeki gizli bilgi ve belgelerle ilgili açıklama yapacağım demiş olmamın mümkün olmayacağı aşikardır dedi. Göktaş, bir insan bir yandan bu doküman 2001 yılında hazırlanmıştır derken bir yandan da ben bu çalışmanın tarihini tam olarak hatırlamıyorum diyebilir mi diye de sordu. Göktaş, mahkeme başkanı kendisine savcılık ifadelerini okurken de sık sık düzeltmeler yaptırdı.